Selamun aleyküm. Türkiye'de çok ciddi yanlış anlaşmalar var. Hepsi Müslüman çocuklar. Nescafe gibi olduk. Böyle geliyorlar, ondan sonra çiçek falan. Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün biz çok güzel bir video çekmeyi düşünüyoruz. O zaman siz soracaksınız, diğer videolar güzel değil mi? Evet, onlar da güzel. Bu daha güzel bir video arkadaşlar. Bu köydeki Müslümanların durumunu ve Müslümanların yaşamını, bunlar din nasıl öğrendiğini, bu tarz şeyler çekmeye çalışacağız. Çok güzel bir video çekeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle başlıyoruz. Çok özel bir yerdeyiz. Arkadaşlar biz böyle bir odaya girdik. Bu bir, yani bunların ibadet yapıldığı bir yer. Yani bu Muharrem ayları var ya, Muharrem aylarında bunlar böyle geliyorlar. Ondan sonra burada farklı farklı zikirler falan söylüyorlar. Burada mum yakıyorlar, ondan sonra yağdanlık yakıyorlar, çiçek falan koyuyorlar. Böyle şeyler yapıyorlar. What these shapes mean? I don't know the exact reason for this. Okay. But is it shirk? No, shirk. Bunlar şirk olmadığını söylüyor. Hani çünkü bu çocuk iyi okumuş, yani iyi bir insan. Bunlar böyle şekiller falan koymuşlar. Ondan sonra there is sandal. Sandal. Sandal var ya. Şu sandal dediği böyle bir pahalı baharatı var. İşte o baharatlardan böyle sürüyorlar. Ondan sonra böyle çiçek falan takıyorlar. Ondan sonra burada dua falan okuyor. Bu şekilde bir yer. Bunun dışına çıkalım. Yani dışarı çıktığı zaman şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Ha, böyle bir şey daha var burada. Bayrak asmak için bir yer sanırım. Bunu böyle kapatalım. Aleyhisselam. How are you? Fine. What is this man? Removed. Assalamu aleyküm. Şimdi böyle bir şey yapmışlar, bayrak asmak için. Bayrak asıyorlar. İşte böyle bir yer. Şurada da dışarıdan bakıldığı zaman minareli bir cami gibi, mescit gibi gözüküyor. Ama mescit değil. Böyle Muharrem aylarında gelip ibadet yapıldığı özel bir yer. Yani diyebiliriz buraya. Burada arkadaşlar insanlar var ya, din konusunda biraz geri kalmışlar. Selamünaleyküm. Burada herkes benim dostum oldu. Bu da bizim bir kardeşimiz. Bu dediğin gibi böyle bir sıkıntı var. Yani bu köy var ya, hani bazı adamların elindeydi. Bazı adamlar dediği zaman bu köyün çok arazi olduğu bir adam olur. İşte bu adam ne yap dediyse onu yapıyorlar buradaki insanlar. Şöyle bir din gibi konularda biraz geri kalmış. Şimdi ben 4-5 gün önce anlattığım bir tane üniversite vardı. Darülhuda Üniversitesi. Şimdi bu Darülhuda Üniversitesi ne yaptı? Bu köyü aldı. Parayla değil. Buradaki insanların gönlünü alarak burada ne yapmaya çalışıyorlar? Burada bir örnek köyü yapmaya çalışıyorlar. Şu köyü yapmak için ilk olarak onlar bir medrese yaptılar. Cami güzelleştirme işleri yaptılar. Burada bir kutuphane inşaatı yapmışlar. Ondan sonra buradaki Müslümanlara dini eğitim veriyorlar. Mesela birisi Kur'an okumayı bilmiyor. O zaman onlar Kur'an okumayı öğretiyorlar. Kadınlar var. Onlar sadece mesela evde çalışıyorlar. Yani başka hayatları yok. O zaman onlar şöyle yapıyorlar. Yani her hafta bir köye giderler. Yani burada 170'e yakın evler var. 20'den 25'e yakın olan evleri bir zone yapıyor. Yani bir bölge yapmışlar. Ondan sonra bu bölgeye her gün gidiyorlar. Yani her gün bir bölgeye gidiyorlar. Mesela bu bölgeye haftada bir gün geliyor. Diğer bölgeye diğer gün geliyor. Böyle geldikleri için hani oradaki kadınları eğitiyorlar. Yani siz böyle olmayın. Siz çalışın. Güzel şeyler öğrenin. Eğitim alın. Yani siz mesela evde böyle yani işler yapıp durmayın. Hayatlar böyle değil. Daha güzel hayatlar var.
İnsanlar farklı farklı yerlere gidip okuyorlar. Bunlar yapacaksınız, siz dinini yaşayacaksınız böyle. Bir sürü eğitim veriyorlar. Ondan sonra bunları kalkındırmaya çalışıyorlar. O eğitmeye çalışıyorlar. Farklı farklı şeyler yapıyorlar. Onun için Dalhousie Üniversitesi ve Kerala'daki insanlar yapıldığı yemekler çok yani farklıdır. Şimdi Muzammil, tell me about the Islamic culture in your village. MashaAllah, it's very wonderful now, present now, because of Abidullah Hazrat is there. Okay. We get so much inspiration from Islamic way. Okay. We already visited Pugnur for the three days camp. Okay. We get very Islam for development purpose village. Mm-hmm. We get from Kerala, MashaAllah, library. Mm-hmm. Along with Madrasa, Maktab. Mm-hmm. No, early morning this library is using. Okay. For the reading for newspaper only. Uh-huh. 3 to 4 days the newspaper is still no get. Okay. Because of the sending newspaper is sender is in hospital. Okay. That's why 3 to 4 days newspaper is properly not, okay, not get. Okay. This only for morning use. Morning library. Mm-hmm. There is no books inside the library. No. Still not get. Okay. Because of we need to cover this one. Okay. After covering, Abidullah Hazrat is told me to kept books, some books, because of when we sit to read books, mm-hmm, so many vehicles are passes, that way we get disturbance. That's why still not get books. Okay. Şimdi bu arkadaş diyor, burada bunun içinde kitaplar falan çok fazla yok. Bunlar bu duvarları kapatacak. Çünkü arabalar sürekli burada yoldan gidip geldiği için yani bunlar rahatsız oluyor yani bu seslerden. Şimdi bu Kerala'dan hani insanlar yardım ettiğini falan söyledi. İşte böyle bir yer arkadaşlar. Bunu yani daha güzel yapacak yani buradaki Hudevi arkadaşlar. Hudevi derken Dalhousie Üniversitesi'nden mezun olan insanlar. Şimdi Dalhousie Üniversitesi ne yapıyor? Buradan bazı çocukları alıyor. Ondan sonra onların üniversitesinde okutuyorlar. Sonra 12 sene okuyacaklar. 12 sene okuduktan sonra lisans var ya, yüksek lisans. Yüksek lisans alan biri olarak oradan çıkıyor. Yani benim çok arkadaşlarım var Dalhousie Üniversitesi'nde okuyan, Türkiye'den tanıştığım çok samimi arkadaşlar var. Bu eğitimin bir avantajı arkadaşlar, bu çok kaliteli eğitim veriyor. Çok kaliteli, ben yani böyle söylemek için söylemiyorum. Şimdi siz bu üniversiteden çıkan bir öğrenciyle konuşursanız onu anlarsınız. Hani o derece kaliteli eğitim alıyorlar. 5 dil konuşuyorlar arkadaşlar, daha ne olsun. Hani 5 dil konuşuyorlar, o da akıcı bir şekilde konuşuyorlar. Şimdi oradan mezun olup böyle köylere yerleştiriyorlar. Bu buradan mesela buradan bir çocuğu alıyor, ondan sonra okutuyor. Sonra bu köye gönderiyorlar. Sonra insanlara söylüyor ki siz artık böyle olmayın. Şöyle şöyle yaşayacaksınız, temiz olacaksınız, köyünüzü temiz tutacaksınız. İnsanlara hijyenik bakımda iyi yapacaksınız. Ondan sonra iyi böyle iş kuracaksınız. Mesela buradaki Müslümanların hayatını daha iyileştirmek için yani planlar, programlar yapmalısınız. Yani böyle eğitimler veriyor. Ondan sonra buradaki çocuklara kalkındırmaya çalışıyor. Buradaki kadınlara güzel eğitim vermek çalışıyorlar. Çünkü buradaki kadınların yani durumu biraz yani şey gibi düşünebilirsiniz. Yani onlar başka hayat hakkında düşünmüyorlar. Mesela ben bir Türkiye'ye gideyim yoksa bir Amerika'ya gideyim diye düşünmüyorlar. Sadece buradaki hayat var onlar için. Başka bir şey yok. Evet, oradan biz böyle bir yere geldik dostlar. Şu bunların mezarlığı. Şimdi burada dediğim gibi 170'e yakın Müslümanların ailesi var. İşte böyle geliyorlar. Ondan sonra çiçek falan koyuyorlar üstüne. Mezar taşları falan görebilirsiniz. Şimdi komple şey yani mezarlar. Böyle birer mezarlık. Yani şimdi güneş olmadığı için yani hava kararmış, kararmış derken bu bulut var ya çok fazla. İşte bunların mezarlığı da bu şekilde. İnşallah herkese Allah cennet nasip eder. Bizim için de öyle olur. Şimdi şuradan arkadaşlar başka bir yere geçiyoruz. Burada bayram namazı kıldığı bir yer var. Oraya gideceğiz. Ondan sonra oradaki şeyleri anlatacağım. O zaman motorla geldik. Muzammil var. Dostumuz var. Feruz var.
Feruz'la Muzamir'le beraber geldik motorla. Üçümüz bir arada. Nescafe gibi olduk. Üçü bir arada. Nescafe. Şimdi böyle kısa yollar arkadaşlar. Yani buradan 2 dakika motorla gidiyorsun, bir yere gidiyorsun böyle. Yani kask falan takmamıza gerek yok. Burada da şey var, mango ağaçları var, bahçeleri. Baktığın her yerde mango var. Ama mevsim olmadığı için mango toplayamıyorum. Guys, what happened? You throw the key. Adam var ya, şimdi anahtarını atmış. Nereye atmış acaba? Ver. Ne yaparız? Nasıl yaparız? Dostlar, bunların bayram kıldığı bir yer var. Bunlar Hanefi mezhepte olduğu için, yani ben Kerala'da hep camide bayram namaz kılıyorum. Bunların idgahı denilen bir yer var. Orada namaz kılıyorlar. Ben de şimdi yani oraya gitsem, şimdi akşam olur. Daha dün ezan okundu. Şimdi ezan okunacak. Burada bir camimiz var. Bu cami Kerala'lılar inşa etti arkadaşlar. Ve dostlar, namaz bitti. Akşam oldu. Şimdi böyle bir kapımız var. Buraya girince böyle bir alanı görebilirsiniz. Eskiden burada böyle güzel bir cami yoktu arkadaşlar. Ondan sonra şu tabelayı gördünüz mü? Şu tabela bu cami yapanları. Thank you visiting. Teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere. İşte bu Malik Dinar Village Environment Project diye bir tane projesi var. Malik Dinar kim olduğunu ben daha önceki videolarımda anlatmıştım. Hindistan'a ilk olarak İslamiyet getiren kişi bu. İşte onun ismiyle bir empowerment projesi yapmış. Empowerment demek arkadaşlar kalkınma projesi. Yani köyleri kalkındırma projesi diyebiliriz buna. Bu gördüğünüz gibi Kasargol, yani Kerala'nın bir ilçe var. Kasargol ilçesi Kerala'da. Gördüğünüz gibi o onlar yapıyor. Onlar tarafından organize ediliyor. Şimdi onların bir tane komitesi var. Cami yapma, masjid yapma komitesi. İşte onlar tarafından yapıldığı bir cami. Çünkü buradaki Müslümanların bir merkezi olsun diye yapıldı. Burada da mezar taşımak için bir şey var. Ondan sonra burada da çocuklara ders verildiği yer. Onlar için oturma alanı falan yapılmış. Yine cami de böyle gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Şöyle. Burası caminin ana yeri. Şimdi burada yeni yapıldığı cami ve bunlar var ya, Darhuda Üniversitesi bunu yapmak için ve bu Malik Dinar projesi, onlar bunu yapmak için Kerala'dan adamlar getiriyorlar. Boyamak için bile Kerala'dan getiriyorlar. Çünkü bu yapılan bina sağlam olsun, daha uzun zamanlarda kullanılsın diye, yani daha güzel şeyler yapıyorlar onlar için. Yani bu projeler öyle. Ve her gün sabah bu hoca hani ders veriyor bunlara. Yani onun için bir kitap var burada, Urduca yazmış. Şimdi cami böyle, küçük bir cami. Yani Türkiye'de bir cami yaptığı zaman yani çok para harcıyoruz. Burada o parayla 10 tane cami yapabiliriz. Öyle bir yer. Camiler lazım ama lüks camiler istemiyoruz. Ben o taraftarıyım. Lüks cami olmasın. Caminin içinde huzur olsun. Evet, şimdi bizim çocuklar da oynuyor burada. Bizim Hazret var ya, hocamız. Onunla bir mülakat yapacağız. O işte o mülakat yapmaya gidelim. Hayya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kaysa o. Alhamdulillah.
Elhamdülillah. Maşallah. Hepsi çok enerjik. Maşallah, maşallah. Bu da bu öğretmen. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Şimdi bizim örnek medresemizdeki çocuklar bunlar. Hepsi Müslüman çocuklar. Dini eğitim alıyorlar. Şimdi how many children we have? 176. This is first class, first B, A section. And this B section. B section. Classes do you have in this madrasa? 6 class. Arkadaşlar burada 7. sınıfa kadar var. Bu 1. sınıf ve 1. sınıfın A sınıfı ve B sınıfı bu. Derslerinde teacher var. Yes. Orada bir bayan öğretmeni de var. Ondan sonra belli zamanlarda, şimdi binalar az olduğu için, imkanlar az olduğu için belli zamanlarda medrese düzeltiyorlar. Bunlar normal okullara da gidiyor. O yüzden yani zamanlar biraz farklı oluyor. Bunlar var ya çok tatlılar. Maşallah maşallah çok tatlılar. Yani biz geçen dün geldik. Biraz şeker falan verdik. Yani mükemmel geçtik dün. Yani onun videosu çekmedik. Şimdi bunlar buraya gelip dini eğitim alıyorlar. Ondan sonra güzel bir şekilde yetiştirmeye çalışıyor Darülhuda Üniversitesi. Darülhuda Üniversitesi'nin misyonu ve visyonu, yani şimdi nasıl olduğunu anlamışsınızdır. Yani bu çocukları, hem kızları hem erkekleri böyle güzel bir düzenli bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. Homework? Evet. Urdu. Evet. Şimdi bunlar Urduca öğreniyorlar arkadaşlar. Yazmayı öğreniyorlar. Burada odayı vermiş hoca. Şimdi onu bitirip şimdi hocaya gösteriyor. Hoca da böyle bir sopayla. Do you beat the children? Do you beat? If need. Ha. Yani şey, ihtiyacı olursa belki böyle küçük bir şey sopa veriyor dedi. Bakın. Şimdi burada. Selamun aleyküm. Maşallah. Evet, bunlar da 1. sınıfın, 5. sınıfın. Yani burada da onların öğretmeni. Evet evet. Sopa yiyeceksiniz şimdi. Evet evet, yiyeceksiniz şimdi. Yemediniz. İşte bunların öğretmeni. What is her name? Tahsin. Tahsina. Tahsina onların öğretmeni. What she completed? She is completed our Hadiya course. Hadiya course. Hadiya evet. Course. Şimdi Darülhuda Üniversitesi'nin Hadiya kursu var. Hadiya kursu demek böyle öğretmenleri yetiştirmek için yapıldığı bir özel bir kurs. Yani Darülhuda Üniversitesi tarafından düzenlediği bir program o. İşte o programda bayanlara eğitim veriyor. Sonra bayanlar da bu çocuklara eğitim veriyor. Yani bu şekilde oluyor bu. Şimdi bunlar ne öğreniyor burada? Şimdi Samosta Kerala İslam'da bir devlet board görüyorsunuz değil mi? Şu Samosta Kerala demek yani Kerala'nın İslamiyet cemiyeti var. Yani Müslümanların cemiyeti var. Onlar bir silabas yani bir kitaplar çıkar diyor. O, biz de bu aynı kitaplar Kerala'da okuyoruz. İşte o kitaplar bunlara da veriyor. Şimdi burada mahalle sistemi yok arkadaşlar Kerala'daki gibi. O yüzden bunlar ne yapıyor? Böyle çocukları bir araya getiriyorlar. Ondan sonra mahalle sistemi olarak çocuklara yani bir birlik yani beraberlik falan sunuyor. Siz böyle dağılık bir şekilde yaşamayın. Birlikte olalım, beraber olalım diye anlatıyorlar. Ondan sonra o amacıyla bu çocuklar farklı farklı köylerden bu medreseye geliyorlar. Ondan sonra yani burada birleşiyor. Yani herkes birbirini tanıyorlar. Herkes güzel eğitim alıyor. İnşallah herkes Türkiye, Amerika, Rusya nerede güzel eğitim varsa oraya gidecekler. Hepsi daha fazlasını hak ediyor. Yani zaten çocuklar biliyorsunuz yani onların hayalleri büyük şimdiden. Şimdi o hayaller gerçekleştirmek için bu hocalar çok sağ olsun yani yardımcı oluyor bu çocuklara. Yani bunun için bunlar yani çok uzakta. Mesela bu hoca Andhra Pradesh eyaletinden Karnataka eyaletine gelmiş. Ondan sonra da uzaklarda annesinden, ailesinden, babasından falan uzaklarda aylarca böyle kalıyorlar. Ondan sonra da böyle eğitim veriyor. Bunun için çok büyük emek veriyorlar. Bunu şey için yapıyorlar yani dinimiz güzel olsun, bizim insanlarımız güzel olsun. Yani bu herkes için yapacaklar mesela. Bu proje ilk olarak Müslümanlar için olacak. Sonra diğer Hindular için de geçerli olacak diye yani düşünüyorum. Bu şekilde bu çocukların durumu burada. Şimdi var ya 1. sınıf bitti, çocuklar dağıtmış. Yani öğretmen de müfet, sınıf da müfet. Bu çocuklar gitmemiş. Yani şimdi bunlar 2. sınıf için hazırlıyorlar. Yani
Dostlar, dersler görmüşsünüz, çocukları görmüşsünüz. Ben çok yoruldum. Şimdi bu Türkiye'den bir tane arkadaşımız var. Mustafa Ujjembali. Mustafa Ujjembali ile bir tane Mustafa Ujjembali'nin yani bu projeler hakkında, bu Dalhuda Üniversitesi hakkında ve benim hakkında neler söylediğini merak ediyorsanız hadi şimdi o videoyu izliyoruz. Şimdi Hindistan'dan Ankara'ya bağlıyoruz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Benim adım Mustafa Ujjembali. Ben de Güney Hindistan'dan geliyorum. Cemalettin'in yakın arkadaşıyım. Burada Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktora yapmaktayım. 4 senedir ben Ankaralıydım. Şu an benim en sevdiğim şehir İstanbul'a geçtim. Ben araştırma maksadıyla burada kalıyorum. Zaten Hindili dayı kardeşimiz anlattığı gibi Güney Hindistanlı Müslüman olarak çok sağlam bir durum yaşıyoruz. Ancak Kuzey Hindistan'da, en çok Müslümanlar yaşayan Kuzey Hindistan'da durum çok farklı. Orada Müslümanlar çok büyük sorunlar yaşıyorlar. İster fakirlik olsun, yetimsizlik olsun, politikacılar onları aldatıyor, onlara hep saldırıyorlar. Biz oraya gittik, saha çalışması yaptık. En temel sorun eğitimsizlik olduğunu bulduk. Burada hiçbir şey bilmeyenler, din nedir, Allah nedir, peygamber kimdir diye bilmiyorlar. Aynı Hindu gelenekleri aynı şekilde kopyalamaya çalışıyorlar. Bundan dolayı oraya gittik. En geri kalan köyleri seçtik. Orada camileri açtık, medreseleri açtık, kutuphaneleri açtık. Eve eve dolaştık. Çocuklara eğitim almaya, okula gitmeye teşvik ettik. Kızlar için özel medreseler yaptık. Her şey şey olarak, ücretsiz olarak verdik. Bunun için gönüllü çalışanlar, gündüz gece çalışıyorlar. Böyle yüzlerce medreseler, projeler yaptık. Bu devam ediyor elhamdülillah. Yani orada bir millet için, vatan için olsun ister, dünya için, din için hayırlı bir nesil, ideal bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Bunu örnekleri, bunun örnekleri zaten Cemalettin size gelecek videolarda size gösterecek. Neden size gösteriyoruz? Çünkü Hindistan hakkında, Hindistan'daki Müslümanların durumu hakkında Türkiye'de çok ciddi yanlış anlaşmalar var. Bu mutlu verici, yani bu umut edici bir manzaralar size gösterelim Müslüman olarak. Size mutlu edelim diye yani bunu göstermeye Cemalettin'e önerdik. O da size inşallah gösterecektir. Ben de Türk arkadaşlarımız çok var. Onlara bu durumlar, bu projeler anlattığımızda çok mutlu oldular. Bize bağışlar falan yaptı, maddi ve manevi destekler verdiler. Tabii ki yani Türkiye bundan dolayı seviyorum. Türkiye dünyadaki hiçbir mazlum insana, mazlum Müslümana sahipsiz bırakmıyor, geride bırakmıyor. Herkese maddi ve manevi destek veriyordur. Ondan dolayı sizi çok seviyoruz. O zaman inşallah yani bunun hakkında konuşalım. Bunun için gönüllü olmak isteyenler sizde varsa tabii ki benimle irtibata geçebilirsiniz. Benim numaramı burada bırakıyorum. Ben İstanbul'dayım. İstanbul'da Anadolu yakasında kalıyorum. Benimle görüşmek isteyenler kesin burada yani gelebilirler. Buraya yani gelelim, evime hoş geldiniz. Bir bahar çay içelim, bir hindi yemeği yiyelim. İnşallah yani görüşürüz. Görüşürüz, daha konuşmalar yaparız inşallah. Sizlere selamun aleyküm diyorum. Dostlar, şimdi dediğim gibi olaylar böyle oluyor. Yani burada bir kalkındırma proje yürütüyorlar. Buradaki insanlar için çok önemli olacak bir proje. Aynı zamanda bu bir örnek köyü olduktan sonra 100 tane başka köyler var. İşte bu başka köylere gösterecekler. Böyle bir köyü var. Siz gelin bakın buradaki insanlar nasıl birleşmişler, nasıl yani eğitim almışlar, nasıl gelişmişler. Onu gösterecekler. Bu yeni yeni projeler başlıyorlar. Burada çok eksikler var. İnşallah bu Allah'ın yardımıyla her şey güzel olacak diye umuyorum ben de. Onlar için tüm yani iyi dileklerimi gönderiyorum. Siz de dua edin. Bunlar bu hem kadınlar için, hem çocuklar için, hem de buradaki gençler için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bir de kanıt olarak ben size gösterdim. O yüzden siz çok dua edin. Bu projeler inşallah güzel bir yere gelsin. Güzel, başarılı bir şekilde yürütebilsinler inşallah. O zaman bu video
bizim şeyhimizin bir kıraatle bitirmek istiyorum bu video. Biraz maneviyat olsun bu videoda. O zaman kıraat başlıyoruz. Sonra başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, Mustafa ile olan sohbetimiz izlediniz. Artık bu mektebin sahibi, mektebin yöneticisi, mektebin patronu, mektebin her şeyi olan Şeyh Abdullah ile bir sohbet yapacağız. Şeyh Abdullah Andhra Pradesh eyaletinden Karnataka eyaletine gelmiş. Yani eyaletler değiştirdi. Ondan sonra buraya gelip bizim projemiz için çalışıyor. Okay, Abdullah Şeyh. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. First we want to listen a song from you. First. Okay. Okay. हो गया बुलंद इतना हो गया बुलंद इतना आदमी मदीने में हो गया बुलंद इतना हो गया बुलंद इतना आदमी मदीने में हो गया बुलंद इतना आदमी मदीने में हो गया बुलंद इतना आदमी मदीने में हो गई फरिश्तों से हो गई फरिश्तों से दोस्ती मदीने में हो गया बुलंद इतना मैं बुहार पलकों से मुस्तफा की चौखट को मैं बुहार पलकों से मुस्तफा की चौखट को मैं बुहारो पलकों से मुस्तफा की चौखट को काश मुझको मिल जाए काश मुझको मिल जाए नौकरी मदीने में हो गया बुलंद इतना देख कर फरिश्ते भी रश्क करते रहते हैं देख कर फरिश्ते भी रश्क करते रहते हैं देख कर फरिश्ते भी रश्क करते रहते हैं लोग कैसे बनते हैं लोग कैसे बनते हैं जन्नती मदीने में हो गया बुलंद इतना आदमी मदीने में हो गया बुलंद इतना Adem-i Medine'me Vay be, bravo. Ağzına sağlık, çok güzel söyledin. Very wonderful sound. I loved your sound. Super. Yeah. Mesut also sang very well in my previous videos. So thank you both of you. Then now I am asking a serious question about this maktab. When I came here, I got so many positives. So, like this, I got also minus of this village people. Mm-hmm. One of them, they have no education or no any importance of in our deen. Okay. They are not giving concentration or not any special side
for them. Also know any basic education about our Islam. Some of our this village people, they don't know Fatiha also. Another thing what I have got here, they don't have unity also. Okay. If they unite, inshallah, they can go, they can do many things here. Okay. Our mission is to make this village a model village. Okay. For 100 villages. We are trying our best to make this model village. Okay. Everything, it should be a model for other villages. In which kind of things? In politics or economics or deen, what? Our base of our mission is education based. Okay. And socially. Okay. And religiously. Mm-hmm. And for women's, women's, they don't have any basic education. For them also we are giving education, giving basic knowledge from our maktab. Okay. I'm working here from 4 months. Okay. I have got here the youth. Youth. The youth of this village are very actively participating in our project. They are trying to make their village best village and model village. That's why we are staying here. Okay, thank you for the valuable information, Ustad. I hope you will get a good result in this, your project. Inshallah. I wish you best of luck. Inshallah. We need your support also. Inshallah. I will give my monetary and mental support to you. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La yastavi أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Allah kabul etsin. Evet.